Efendim selamlar. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Minecraft'la Rocket League birleşseydin ne olurdu diye bir aslında harita var burada. Ve bu harita Latin haritası. Bu haritayı enine boyuna bak her tarafını inceleyeceğiz abi. Normalde biliyorsunuz ki çok böyle eskilerden ben atölyemi bir çekerdim işte arkadaşlarla falan girerdik. Ya ama arkadaş yok abi. Yani işte kimin işi gücü oluyor, birini topluyorsun, diğeri gelmiyor falan filan. Neyse tek kaldık sap gibi. Ulan ben de dedim ki bu ya bayağı uzun sürede Atölye MP çekmeme engel bir durum aslında. Elim bari tek başıma çekeyim, ben etrafa falan bakarız bu şekilde. Böyle bir formatla karşınızdayım. Aslında eski format ama eski formatı biraz değiştirdik arkadaşlar. Böyle bir şey yaptık şimdi. Devamını istiyorsanız da tabii ki de beğenmeniz önemli. Haritanın linki de Epic Games için de bu arada bu harita indirebiliyorsunuz. Onun için de rehber videosu mevcut kanlı. Epic Games satır nasıl kurulur yazarsanız buluyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi böyle bir harita dediğim gibi led yaptım. Abi haritanın içinde evler falan var. Yani aynı Minecraft dünyası gibi ama evlerin içine de girebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hatta bak. Mesela burası. Ve maden gibi bir yer var. Bak bildiğin Minecraft'taki maden. Maden ilerliyorsun. Mesela buradan merdiven başında böyle çıkıyorsun. Hop. Evin kaçıncı katı? İkinci katı. Aa bak chest var burada. Ben Minecraft'ta oynayan biri değilim ama yani çok bilmiyorum ya. Düzenli Minecraft'ta oynayanlar yazsın abi. Benzemiş yani benzemiş biri. Bence çok başarılı bir iş. Yalnız bu evin üstüne çıkabiliyor muyuz abi? Bir bakalım şuradan çıkabiliyoruz galiba. Aynen. Buradan çıktık. Bunun üstüne çıkabiliyor muyuz? Şurada bir şey var. Bir dakika. Şurada bir şey gördüm. Buradan çıkınca bir şey oluyor gibi ama yok olmuyormuş arkadaşlar. Bu ev bu kadar tamam. Ve map'te şöyle bir detay da var abi. Bak adam şey yapmış daha doğrusu led. Şöyle bir torch koymuş abi. Meşale koymuş ve meşale falan duman da çıkıyor. Ve hani duman da öyle şey bir duman değil abi. Bayağı gerçekçi. Hatta RTX'e Minecraft oynarsanız ya o kadar gerçekçi olmuş abi duman. Ya bayağı beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir bakalım. Boy bayağı yüksek de nasıl çıkacağız abi bu oyun? Üst katına yani şöyle çıkıyoruz. Ve bu evin üst katında bir şey var gibi ama dur bakalım. Şöyle çıktık abi. Şu an üst kattayız. Ama bir şey yok. Burada da yok abi. İnelim aşağı. Keşif yapalım abi. Bayağı bir şey var çünkü. Ve daha ev içinde dolaşmadım. Biraz da etrafı göstereyim. Şurada bir yerde havuz vardı ya. Onu göstermeye çalıştım arkadaşlar size. Ha, bak burada. Ya şöyle bir sembolik havuz var. Mesela map'te. Bu arada bu map'te aslında var ya çok güzel saklambaç olur ha. Bak samimi söylüyorum. Rocket League'de saklambaç modu. Yani globalde vardı birkaç tane yapan da. Türkiye'de hiç görmedim. Sarabilir yani. Ama tabii ekip lazım onun için. Ekip yok abi. Ah lan. Ah be abi. Neyse. Şuradan bir gelelim abi. Bu havuza bir şey yok. Valla bak çok sarar abi. Tam saklambaç map'i gibi ya. Yani saklanacak o kadar nokta var ki. Ama şöyle bir sıkıntı var. Çok büyük. Map gerçekten çok büyük. Hatta şurada size şeyi göstereyim bak. Burası normalde bir Rocket League sahası. Stadyumu hatta. Bak kale de şurada abi. Adam kalenin üstüne yapmış. Bak burası da işte hop gol oldu falan misali. Burayı da kalenin üstüne ev yapmış. Yani değişik detaylar var. Şimdi buraya çıkalım. Burada bir şey var mı diye bakalım. Şöyle çıktı. Ya yani başım öyle bir döndü ki. Bu arada map'in dışında da ev var ama map'in dışına çıkamıyoruz. Şimdi şu eve baktık mı hatırlamıyorum ama şöyle bakalım bu evin içinde ne var abi. Şöyle hop girebiliyor muyuz içine? Oğlum giremiyoruz galiba ya. Şöyle yapalım bir saniye. Şimdi ev burası tamam mı? O şurada bir yerde kapısı vardı lan. Ha şurada tamam. Bu evin içine dolaşıyoruz. Allah Allah çok iyi. Oğlum evler sembolik olamaz ya. Gerçi birkaç tane evin içine dolaştık. Bak bunun kesin dolaşırız bence içine. Şöyle bir drift atalım. Girelim böyle abi. Hop. Selamun aleyküm. Aa bak bu eve girebiliyoruz. Pencereleri de var. Daha doğrusu içinin detaylı şey var abi. Ne derler ona? Detaylı mimari yapmış abi led neredeyse. Ama penceresi yok mu abi? Ona bakacağım. Penceresi yok abi. Çatılı be. Değişik. Abi bu Minecraft mapinde bu arada kesin bir saklambaç gelir. Hatta ben sizlerle de saklambaç çekmeyi düşündüm ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Atölye maplerini multiplayer oynamak çok zor bir işlem. Ve şimdi sizlerle yapacağımız için
Hani herkes bu işlemleri yapamayabilir haliyle işte program kurması gerekecek. Kimi diyecek ki ulan sen bize virüs mü koyuyorsun işte bizi mi yiyorsun falan filan gibi durumlar yaşanabilir. O yüzden bu sorumluluğu almadım. Daha da sorumluluk da denemez ama ya zor bir işlem olduğu için biraz daha konfora kaçtım diyebiliriz. Ama tabii eğer bu işlemleri önceden yapmış olan varsa o zaman olabilir tabii. Böyle güzel bir saklambaç videosu çekebilir. Şu topu eve doğru sürmeye çalışıyoruz. Bu arada gol attın diye bir ibare çıkıyor. Oha biz içeriye götürdük. Rex modda gol hızını gösteriyor ama aslında gol atmıyor sanki de mod olduğu için. Bak burada şu neydi? Bu fırındı galiba değil mi? Bu çalışma tahtası. Crafting chest ne deniyor hatta lan? Ya o kadar Minecraft'ta yabancı mı ki? Bak benim ilk Minecraft oynadığım zaman hatta ilk ve tek 7. sınıfta telefonda oynuyordum abi Minecraft'ı. Hatta ismi de Minecraft Pocket Edition mı neydi? APK yüklüyordum öyle yani. Bu kadar abi. Benim Max Minecraft bilgisi. Yavaştan da videoyu kapatalım bu arada. Çok uzun böyle 10-15 dakikalık video olmayacak. Zaten atölye haritası tanıtım videosu gibi bir şey aslında bu. Hem böyle map'i gerçekten detaylı bir şekilde incelemiş olduk. Yani bir dakikada değil de böyle A'dan Z'ye göstermiş olduğum gibi bir şey aslında. Bu eve baktık galiba değil mi? Şuraya bakmadık ya. Buraya da bakalım. Oha bak bu ev. Yok bu eve baktık. Merdiven çıktık oradan hatırladım. Tamam. Böyle buraya baktık. Şu solumuzdaki eve baktık. Ağacın üstüne çıkılıyor mu abi? Onu merak ediyorum. Ki muhtemelen çıkılıyordur. Tabi biz çıkamadık. Kolsuzluğumuz tuttu. Bak kameraya ne döndü ya. Oğlum çıkamadım lan ağacın üstüne. Gel lan buraya. Dur. Tutturacağım bu sefer. Hadi. Hadi. El ver lan bana. Çıkılıyormuş. Güzel. Bu arka taraf değil de sanki bu taraftaydı. Burada ışıklandırma da var çünkü ağaç da gözüküyor. Bakın arkadaşlar alıyoruz küçük resmi şimdi izleyin. Buradan bastık light chat'ın print screen tuşuna. 1280'e 720 olmak zorunda küçük resim. Şöyle olsun bizim olsun ya böyle gayet güzel abi. Ben arabayı sonradan şoplarım. Küçük resme eklerim. Böyle kopyaladık tamam abi. Evet böyle bir video oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bu arada hani 7-8 dakika gösterdim ama 10 dakika geçmiş. Muhtemelen ben bunu kestiğimde falan 19 dakika arası video olur. Belki 11 dakika olabilir. Bilmiyorum. Ve fazla uzatmıyorum. Bu tarz atölye replerini böyle incelediğimiz işte tavsiye atölye haritaları olur mesela rehber tadında. Ya atölye haritalarıyla alakalı her türlü içerik İstiyorsanız bu videoyu güzel beğeni bekliyorum. Bakın sağlam beğeni. Aynı zamanda kanala abone olmayanlarımız var aramızda. Onlar da bu videoyu izliyor. Bak uzaktan izliyor. Onlar da aramıza katılırlarsa hem kanalın büyümesi için iyi olur. Hem bana da moral motivasyon olur. Abone olanlar da bildirimleri açarlarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Link açıklama kısmında olacak. Hoşça kalın. Bay bay.